Aslında az önce de söyledim. Evet, pilotlar hazır mıyız? Ben de abi. Abi şimdi gerçek gong çalacak ve başlayacaksınız. Başarılar. Şuradan geçin biçimden. Ben İbrahim Alper Aydın. Konya'dan bu yarışmaya katılıyorum. Son 4 senedir ben bu yarışmada geliyorum ve her sene yarışıyorum. En son geçen sene 4.lük elde etmiştim. Bu yarışmaya biz aylar öncesinden kendimiz çim sahalarda, stadyumda gibi yerlerde kendi parkurumuzu kurup orada test ediyoruz bu dronları. Yine aynı şekilde bu dronları kendimiz imal ediyoruz. Bu hobiye ben küçük yaşlarda komşumuzda model uçak görerek başladım. Model uçaktan helikopter derken birden de drone'a geçtim son zamanlarda. Bu benim kendi yaptığım bir cihaz. Burada çarpmayı önlemek için ters durduğunda veya TPU parçalardan bu motorlarımız bizim FB Drone Market'in üretimi olan. Yine aynı şekilde burada kontrol kartlarımız var ve kameramız var. Buradaki kameradan bize anlık olarak yere sinyal geliyor ve anlık olarak görüp gecikme olmadan bunu görüyoruz. O sayede bu kadar yüksek hızlara çıkabiliyor aslında bu piller, dronlar. Aynı şekilde yine pillerimiz de bizim özel pil. Çok yüksek akımlar verebiliyor saniyede. 400 ampere kadar çıkabiliyor çünkü bu pillerde. Peki, teşekkürler. Sarus, Rodos ve Zafer hazır mıyız? Hazırsak lütfen yerlerimizi alalım. Teknofest kapsamındaki yarışmaların ayaklarından birisi de Isparta'da düzenleniyor bu yıl. Bu yılki Teknofest bildiğimiz gibi Akdeniz odaklı olarak yapılıyor, Akdeniz illeri odaklı olarak. Birçok ilimizde tabii bu şampiyonun ayakları var. Yani Kocaeli'ne kadar gidiyor, Antalya, Mersin, Adana buralarda. Bu yılda biz şanslıyız. Bu Teknofest Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nin drone şampiyonası ayağının birinci etabını burada gerçekleştiriyoruz. Atatürk Stadyumu'nda, Isparta'nın merkezindeyiz. Burada gençlerimiz, çocuklarımız var, aileler var. Merakla izliyorlar şampiyonayı. Onların bilim, teknolojiye ve havacılık, uzay teknolojisine olan ilgilerinin artacağını düşünüyoruz bu sayede. Zaten temel amaçlarımızdan birisi de bu. Gençlerimizin ilgisi ne kadar çok olursa bu alanlara, gelecekte Türkiye'nin gerek milli savunma sanayine, gerekse diğer alanlardaki teknoloji gerektiren sanayilerine çok ciddi fikir katkıları olur. Ve özellikle başarılı olmak için akranlarıyla çok ciddi bir rekabete girerler. Şu anda yarışmaya katılan 32 yarışmacı var. Değişik illerimizden gelen.
Onlara başarılar diliyoruz. Güzel manzaralar oluşuyor. Hem yarışma pilotlarının gözünden görüntüleri izlemek heyecan veriyor. Hem de dronların o süratine, o manevra kabiliyetine şahit olmak hakikaten özellikle gençlerimizi çok etkilediğini yakinen gördüm. Yarın akşam, yarın da devam edecek yarışmalar. En sonunda da yarışmada dereceye giren yarışmacılara ödüllerini takdim edeceğiz. Amacımız ileriki yıllarda Teknofest kapsamında düzenlenen bu şampiyonalardan daha iyilerini buralara almak, değişik yarışmaları Isparta'ya kazandırmak. Umarım bunda başarılı oluruz. Bunda da vatandaşlarımızın, gençlerimizin gösterdiği ilginin önemli bir payı olacak. Yani bu yarışmaları ne kadar çok sahiplenirsek buraya Teknofest'in önemli ayaklarından birisinin verilmesi ihtimali de artar. Buradan tüm Ispartalıları bu yarışları görmeye davet ediyorum. Gerçekten ilginç görüntülerle karşılaşıyoruz. İnşallah Isparta için güzelliklere vesile olur.